Hey, dinle bak. Güçlü ol, kendini bırakma. Çünkü beni öldürmesi gereken sensin. Merhaba canım. Sabah öyle ayrıldık diye çok üzüldüm. Belki de yeni sergi için geriliyorum, bilmiyorum. Biliyorum, çalışmalarım eskisinden daha karanlık ve insanların nasıl bulacağını hiç bilmiyorum. Hamile kaldığımdan beri sürekli izlendiğimi ve takip edildiğimi hissediyorum. Kitapta ne yazdığını biliyorum. Anlamını bilmiyorum. Belki de anne olmaya hazır değilimdir. Hayır Jack, hormonlardan da değil. Bu çok farklı. Çok gerçek. Bir şeyler oluyor gibi. Aklımdaki bir şey üstünde çalışmak için galeriye gidiyorum. Bunu içimden atmam lazım. Hayır. Bebeği değil. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Merhaba Ketrin. Sen? Evet. Ama... Sen ve karnındaki için geldim. Olamaz. Gerçek evrim... geliyor. Doğduktan 18 yıl sonra sizi canavarların gerçek olduğuna ikna etmeye geldim. Aramızda yaşadıklarına. İçimizde. Umarım bir gün kim olduğumu anlarsın. Ne yapmaya çalıştığımı da. Ama şimdilik... Ben kim? Galiba bu soruya verilecek iyi bir cevabım yok. İlaçlarını almayı unutma. Anlamışsınızdır, annem ben doğarken öldü. Ama bu yüzden hiç bunalıma falan girmedim. Tuhaf mı bu? Evet belki. Ama hiç sahip olmadığınız bir şeyi nasıl özlersiniz ki, değil mi? Sınava girmeyi biliyorum. Elementler periyodunu biliyorum. Okulu nasıl götüreceğimi biliyorum. Peki gerçek dünyada nasıl ayakta kalınır biliyor muyum?
Hayatım boyunca hep bir uyum sorunu yaşadım. Gerçekten hayatlarından zevk alan insanları hep uzaktan izledim. Final notlarınız yarın akşam mezuniyetten sonra öğrenci işlerinin duvarına asılmış olacak. Bol şans. Ailelerinizin solmak üzere olan ümitleri ve hayalleri buna bağlı. Şimdi de mezuniyet iyice yaklaştığı için her şey değişecek diye biraz korkuyorum. Ya da daha beteri, hiçbir şey değişmeyecek diye. Benimle daha fazla vakit kaybetmeden önce bunu bilmeniz gerekir diye düşündüm. Kimsin diye sorduğumda ismini söylemeni bekliyordum. Aa, affedersiniz, Will Kidman. Nasıl oldu da 4 yıldır burada ilk kez çıkış görüşmende karşılaştık? Bu iyi bir şey değil mi? O da bir bakış açısı. Aa, bu yıl bize gümüş madalya kazandıran münazara takımındaymışsın. Hüsranla sonuçlanmış ha? Çok akıllı olduğun ortada ve kağıt üzerinde fazlasıyla uygun görünüyorsun. Ama burada hiç de özel bir şey görmüyorum. 4 yıl. Her yıl bir öncekinden daha manasız ve monoton. Ama bugünden sonra bir daha bu korkunç koridorda yürümek zorunda kalmayacağız. Doğru, ama yakında bütün ömrünüz bundan daha uzun ve bunaltıcı koridorlarla dolu olacak. Görüntülü yıllıktan kaç tane satabildin? 2. Kimsenin liseyi o kadar ayrıntılı bir şekilde hatırlamak istemediği izlenimine kapılıyorum. Ama işin iyi yanı, belediyenin ana yayın kontrol merkezine girmeyi başardım sonunda. Ne? Bak, bir bilgisayar hazırladım. Yukarıda tadilat yapılan şapelde hazır olarak bekliyor. Gel. Ne? Nasıl yani? Yani yarın diplomamı elime aldıktan hemen sonra yedek jeneratör devreye girecek ve büyük şehirdeki düzenli olarak planlanmış program yerine benim icadımın dünya premieri yapılacak ve adı da isimsiz Saşin Dehşet Projesi olacak. O kadar büyük bir ikiliyle nasıl yürüyorsun ki? Böyle. Liseli kızlar tarih dersi gibidir. Hem inanılmaz derecede büyüleyici hem de acayip sıkıcı. Kim mezuniyete bir ay kala çocuğunu yeni bir okula yazdırır ki? Şartlı tahliye memurları. Tam 4 yıl oldu dostum. Bugün son şansın. Tereddüt eden... Hayır. Çok zor. Evet. Ronald biraz korkutucu. Ama tamamen fiziksel anlamda. Hayır, o değil. Kız. Hem zaten önce iyi bir üniversiteye girmeyi düşünmeliyim. Dikkatimi dağıtacak şeylere vakit. Benim gitmem gerekiyor. Yarın görüşürüz. Sana kaç kez söyledim? O sadece kendi türleriyle çıkar, anladın mı? Anladım. Lütfen. Eğer uzaklaştırma alırsan mezuniyet balosunda kavalyem kim olacak? Hadi diğerlerinin yanında bekle. Hemen geliyorum. Yaşayacaksın. Şimdilik. Aslında ben her şeyi hallediyordum ama sağ ol. Ben Eliana. Sen de Will. Evet, evet öyle. Bu ne böyle? Bakabilir miyim? Neden hepsi benim? Herhalde buralarda çizecek ilgi çekici bir şey olmadığı içindir. Ben ilgi çekici miyim? İmzalar mısın?
Dünyada iki tür insan vardır. Bir istediğini alanlar, bir de alınanlar. Sen hangisisin mi? Tuhaf bir bilimsel gerçek var. İnsanları öbür hayvanlardan ayıran nedir? DNA'mızın %2'si, o kadar. İyi misin? Boynun kanıyor. Aa evet, biliyorum, iyiyim. Sağ olun. Merhaba, ben Kay. Dur tahmin edeyim. İlk kavgandı. Evet ama sen bir de ötekini gör. Gayet iyi durumda. Merak etme. Gerçek dünyada intikamını alırsın. Senin gibiler onun gibileri çerez niyetine yer. Gitmem lazım. Benimki geldi. Sık dişini. Liseden sonra hayat güzelleşiyor. İnan bana. Sağ ol. Geriye dönüp bakıyorum da günler nasıl da birbirine girmiş akıp gidiyor. Sonra hiç beklenmedik küçücük bir an her şeyi değiştirebiliyor. Yazık yazık. Bizim zamanımızda her şeyi böyle kilitlememiz gerekmezdi. Nice yıllara bir. Eskiden burası dünyada en sevdiğim odaydı. Annen sana hamileyken şu kapıdan içeri girer, buraya doğru yürür, kanepeye otururdu. Uzanıp başını kucağıma koyardı. Senin nasıl bir çocuk olacağını konuşurduk. Annen gibi mi gülersin? Baban gibi mi hiç çekersin? Ya da ikimizin yeni tuhaf bir karışımı mı olursun diye. Burası dünya üzerinde en sevdiğim odaydı. Artık sadece bir oda. Annen o zamanlar bütün parasını bana bunu almak için harcadı. Gümüş bir alyans. Sonunda çıkardığına inanamıyorum. Bence sonuçta her şey şunda bitiyor. Bastırdığımız şeyler. Kimsenin bulamayacağı kadar derinlere gömdüklerimiz sonunda başımıza musallat olur. Bütün şiddetiyle. Çok tuhaf. Özgür irademiz var diye düşünüyoruz. Ama o kadar çok kural ve beklentiye göre yaşıyoruz ki. Bunu yapmasak iyi ya da kötü olsun muhtemelen en güçlü arzularımıza göre yaşardık, değil mi? Peki özgür irade bunun neresinde? Hadi bunu yapabilirsin. Hadi. Partiye hoş geldin Will. Ah, teşekkür ederim. Burada böyle bir yer olduğunu bile bilmiyordum. Herkes nerede? Merak etme. Çok özel konuklar var sadece.
Kim bu insanlar? Öğrenci değiller. Bir sürü mezuniyet türü vardır Bill. Davet edilen en genç konuk olarak kendini özel farz et. Dilini çıkar. Şimdi sana öğrettiğim gibi merhaba de. Ne? Neydi bu? Özgürlük. Sana bir şey daha vereceğiz. Senindir kardeşim. Nice yıllara. Ah, davetlim gelmiş. Evet. Ben buradayım. O medeni görünüşünün altında bir şeyler olduğunu hissediyordum. Hadi dans edelim. Aa, hayır, gerçekten yapamam. İçimden bir ses bu gece bir sürü yeni şey yapacağını söylüyor. Bir şey sorabilir miyim? Neden Roland'dasın? Neden olmayayım? Belki de lisenin bir sevgilide aradığım her şeye sahip olduğundandır. Yakışıklı bir yüz, güzel bir popo, havalı bir araba, Güney Fransa'da bir şato. Ha, yani manevi bir şey. Şimdilik kafamı dağıtan bir şey. Hem zaten bana çıkma teklif eden bir tek oydu. Erkeklerin çoğu benden korkuyor. Yani kimseyle ciddi bir ilişkin olmadı mı? Aşık olmayı kastediyorsun sen. Sevmeyi beceremeyen biri değilim bir. Bu elbisenin popomu kavramasına çok seveyim. Ama bağlanmak, şöyle söyleyeyim, özgür ve hem kendim hem de başkaları için tehlikeli olmak çok daha eğlenceli. Evet, sıra bende. Bir galeriyi dolduracak kadar resmimi çizmişsin. Peki neden şu ana kadar seninle hiç doğru dürüst konuşmadık? Lisenin kabul görmüş sosyal düzeninden herhalde. Kabul görmüş sosyal düzen içinde sen neredesin? Bilmem, çevreme uyum sağlamaya, yırtıcılardan kaçınmaya çalışıyorum. Bu kadar korktuğun şey ne? Çoğunlukla senden. Merak etme. Isırma. Yani fazla. Ne oldu? Bilmem. Bir garip oldu. Biri bana bir hap verdi de. Kendini bırak. Gözlüğüm nerede? Ne oluyor? Hadi bir. Bırak kendini. Akışına bırak. Hayır, gitmemiz lazım. Hayır, daha yeni başladı. Hadi, hadi. Bir şeyler görüyorum galiba. Ben biraz temiz hava alacağım. Çıkış neredeydi, hatırlıyor musun? Eliana? Eliana sen misin? O ne? O ne? Eliana, beni duyabiliyor musun? Kapı nerede? Hey!
Ne yapıyorsun orada öyle? Orada bir şey var, tamam mı? Orada bir şey var. Bir şey ha? Herkese saldırıyor. İnsan değil. İnsan o... değil ha? O... Bunu doldur. Ve failin etnik kökenine diğer yaz. Ama... Ve? Eliana? İyi misin? Ama nasıl? Nasıl? Yani... Hey çocuk. Kafan güzel değil mi? Onunla mısın? Hayır. Değilim. Bugün hiç de sabah uyandığımda umduğum gibi geçmedi. Ama hayatınızı değiştiren günler nadiren öyle geçer zaten. Bu tuhaf olacak ama seninle bir şey konuşmam lazım. Tamam, bunca yıldır gizliden gizliye bana aşık olduğunu söyleme de. Hayır. Ha, o zaman devam et lütfen. Ha şey, şunu da alsana bir işe. Bir konuda senin... Kurt adamlar hakkında ne anlatabilirsin? Şey, yapım aşamasına gelmemiş 12 senaryomdan 3 tanesinin kurt adamlarla ilgili olduğunu düşünürsek çok şey anlatabilirim aslında. Gümüş mermileri sevmezler değil mi? Hayır, kanlarına gümüş hiçbir şeyin girmesini istemezler çünkü ölürler. Bir insanın sıradan bir kurt adamı öldürmesinin tek yoluysa ateşledir. Hiç kurt adam filmi izledin mi? Seni suçlayamam. Yapımcılar başrollerde ihtiyarları oynatırsa olacağı bu işte. 40 yaşındaki insanları görmek istesem eve gidip anne babama bakın. Bu biraz saçma gelecek ama bak. Dün gece partide bir tane görmüş olabilirim. Yanılmıyorsam bu parti çılgınca ve karanlıktı ve sen de uyuşturucu almıştın değil mi? Evet. Yani gümüş ve ateş o kadar mı? Ve bunlar makyajlı, cildi parlayan, muhallebi çocuğu gibi vampirler değil, tamam mı? Yani anlatacağım o ki marketten gidip bir şeyler alıp onları sakat bırakıp korkutamazsın. Onlara sarımsak, sarımsak, kutsal su, birbirini dik kesen iki parmak. Yani bunlar bir işe yaramaz. Bak dostum. Gerçek kurt adamlar çok belalıdır. Tamam mı? İçlerindeki insanlık ve hayvani yapıları arasında mücadele edip dururlar. Bir kere bir insan öldürdüler mi, ki her zaman öldürürler, geriye dönüşü yoktur. Ömür boyu hain katil olarak kalırlar. Ama düşünecek olursak korkacak bir şey yok çünkü bu ay dolunay geçti. Öyle değil mi? Bu gece dolunay var. Hatta mavi ay. Yani gerçekten kurt adamlar varsa... Mavi ayı onları biraz hareketlendirecektir. Niye benim peşimde olsunlar? Ya varlıkları için tehlike oluşturuyorsundur ya da yiyeceksindir. Seni düşünürsek... Bence tadını güçlendirmek için en iyi şarabı seçmişlerdir bile. Burada ne yapıyorlar? Şey... Artık kimse kiliseye gitmiyor. O yüzden... Burası yeni bilgisayar laboratuvarı olacak. Eskiden birinin cevaplanamayan bir sorusu olduğunda Tanrı'ya sorarlardı. Artık Wikipedia'ya soruyorlar. Cevapları olan Tanrı. Unaware, the time you know of his despair. In his face,
another shade of blue. I saw the search into it, it's a while. In his face, aces on youth, exaggeration on the truth. He caught me looking in, but soon his eyes forgot me. And everything he seems just to reflect is another shade of blue. I saw the search into it, it's a while. Sana açık açık söylemedim mi? Dün gece gerçekten onunla mıydın? Okul bitmek üzere. Rahat bırak beni. Onu bir daha görmeyeceğim. Bu yetmez evlat. Hey, ne yaptığını sanıyorsun sen? Şu anda bir gerizekalıya bakıyorum. O zaman gözlüğünde bir bozukluk olmalı. Ah, bundanmış. Kırılmış. Sen öleceksin. Bu sefer etrafta seni kurtaracak birileri de yok. Seni öldürdüm. Seni parçalayacağım Kidman. Neredesin Kidman? Sadece konuşmak istiyorum. Sen öldün. Kimsin sen? Hey dur, gerizekalı değilim ben. Yanlış anlaşılıyorum, tamam mı? Gerizekalıyım, kabul ediyorum. Lütfen bana bir şey yapma. Lütfen, yalvarıyorum bak. Lütfen bana zarar verme. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Anların, fırsatların, hayatımızın geçip gitmesine izin veriyoruz. Hem de her gün. Ta ki hiç bilmeden, hiç fark etmeden en iyi halimiz uzak bir anı olana dek. Otomatik pilotta gibi yaşıyordum. Benden hiçbir şey istenmiyordu. Dur, şunu yap, şunu yapma. Hayatta kalmak için yaşıyordum sadece. Artık sürüden biri olmak istemiyorum. Ne istiyorsun Bill?
Seni istiyorum. Bunu çok uzun zamandır söylemek istiyordum. Kokusu güzelmiş. Bu kadar güzel kokan ne? Mezuniyet sosislileri. Bir tane ister misin? Evet, çok isterdim ama almayayım, et yemem. Bunlara neler konduğunu biliyor musun? Pek et denemez aslında. Yani. Hadi. Bir çılgınlık yap. Neden olmasın? Tamam, her şeyden koy. Evet. Dün gece partide eğlendin mi? Roland'ın tadı nasıl? Aman tanrım. Bu aralar başka sıra dışı belirtiler yaşadın mı? İnanmazsın. Öyle manyak şeyler oluyor ki. Ergenliğinin son dönemindesin. Bir de final sınavlarının stresi var. Hangi üniversiteye gideceğini düşünüyorsun? Gayet normal. Yönetmeliğe göre bir virüs ya da uyuşturucu olmadığından emin olmak için kan almamız lazım. Ama eminim sen de kanın da iyisinizdir. Her şeyi gördüm. O makine epeydir kaşınıyordu. Acaba tanışıyor muyuz? Zannetmem. Adım Kay. Jack. Elini sıkardım ama galiba elimi kırdım. Buraya niçin geldin? Oğlum için. Ben de. Dolunaydan falan olmalı herhalde. Evet, bilmiyorum. Gitgide zorlaşıyor. Onları korumak istiyorsun. 8 yaşına kadar onu araba koltuğuna oturtmuştum. Bugünse çocuk kilitleri, yanmayan pijamalar, bisiklet kaskları var. Benim bisiklet kaskımsa 8. sınıfta uzattığım saçımın aldığı şekildi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, bazı şeylerden onları koruyamazsın. Evet, kızlar mesela. Kalplerini kıran kızlar. Bu konudaki felsefem şu. Kalbini ilk kıranı öldür ve söylentinin yayılması için dua et. Merhaba. Acil durum nedir? Nasıl kurt adam olunur? Tamam. Sana ne oluyor böyle? Bak, bu işin hayranı olmana gerçekten sevindim ama sen artık saçmalamanın eşiğine geldin. Sen cevap ver lütfen. Tamam, bir likantrop senin kanını akıtırsa ve yaşarsan sen de bir kurt adam olursun. Öyle bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Nasıl öğrenirim? Mesela diyorum yani. Sen spor falan mı yapıyorsun? Dostum! Affedersin, tamam. Tamam, mesela... işte bunlardan biriyle kendini öldürmeye çalışabilirsin. Sonra yaraların iyileşir. Dedim ya işte, sıradan bir likantropu sadece gümüş ve ateş öldürebilir. Sıradan bir likantrop mu? Evet, sürünün alfası, lideri ya da üstün kurt değilsen.
Kimse nasıl öyle olunduğunu bilmiyor. Ama eğer öyleysen ancak başka bir kurt seni öldürebilir. Ama hiçbir kurt buna cesaret edemez. Teorini test edelim mi? Ben gidip oğluma bakayım. Bu öğleden sonra birlikte yemek yesek ya da bir içki içsek. Çok iyi gelir doğrusu. Teşekkür ederim. Ama bugünlük yaşadığım heyecan bana yeter. Peki, eğer fikrini değiştirirsen Branders Pub'dayım. Belki gelirim. Sen kafayı mı yedin? Bak, bak sen kurt adam falan değilsin, tamam mı? Yaraların iyileşmeyecek. Tamam, dur. Tamam, ya bir terslik olursa ne olacak? Yetkililere ne derim ben sonra? Tamam, dur. Yani ne olur ne olmaz. Oo, lanet olsun, aman tanrım lanet olsun. Tamam. Dostum, eşek şakası yapacağın zaman kendini iyice kaptırıyorsun. Tamam, buna bastır böyle, ben hemşire çağırıp geliyorum. Lise sonunda bitti ve bunu kütüphaneye gelerek mi kutluyorsun? Çok lezzetli görünüyorsun. Dün geceki eksin etkisi çoktan sistemimden çıkmıştır. Neden böyleyim? Bu çok aptalca gelecek. Ama galiba... Kurt adam oldum. Vampirler mi? Onların işi kolay. Dilekleri yerine getirirler. Ben akıl okuyamıyorum. Aslen göründüğümden daha yaşlı, daha akıllı ve daha olgun değilim. Kampüs kapanana kadar yarım saatimiz var. Öğrenmek ister misin? Ben sadece... bir kıza çok kötü şeyler yapmak isteyen bir adamım. Bir içki için bana katılacağını biliyordum. Ya da beş. Biliyordun ha? Çok şeker. Bak, biliyorum uymam gereken bazı flört kuralları var ama gerçekten çıkıp çıkmadığımızdan emin olmadığın için düşe kalka geçen ilk randevu resmiyetini bir an önce geçmeye ne dersin acaba? Hazır başlamışken daha ümit verici olan ve sana ne iyi bir dinleyici olduğumu gösterdiğim, aslında seninle sevişmenin nasıl olacağını düşündüğüm ikinci randevuyu da geçelim bence. Tamam, o zaman hazır başlamışken üçüncü randevuya da geçelim. Hani şu çok kötü seks yapılan. Bu durumda bunun dördüncü randevumuz olduğunu varsayalım. Ve yakın zamanda yine sevişmezsek... bu sefer gerçekten iyi olmazsa aramızdaki ilişki çok tuhaf olur. Bana güveniyor musun?
Bunu evet olarak kabul ettim. Filmlerde endişeli arkadaş, kurt adam olacak kişiyi her zaman kelepçeler. Dönüşürse kimseye zarar vermesin diye. Bununla idare edeceğiz. Sen nereden çıktın? Asıl bunca zamandır neredeydin demeliydin. Ne diyorsun sen? Şimdi bakalım doğru seçim mi yapmışsın? Çünkü kurt adamsan, ben masum insanları kurtarmış olabilirim o zaman. Ama ben kurt kadınsam, çok ama çok kötü bir hata yapmışsın demektir. Tamam, hem benim insafıma kaldın. Şimdi bence biraz yatıp sakinleşmen gerekiyor. Çünkü şimdiden küçük bir dönüşüm geçirmeye başladın bile. Yani sen değilsin. Canavar mı? Hayır. Tam anlamıyla değil yani. Bir tahminde bulunup sen de değilsin diyeceğim. Bunun neden olduğunu hiç mi merak etmiyorsun? Niye burada seninle olduğumu? Yapma Jack. Daha büyük ve güçlü olduğumu biliyorum. O kırpık kızıl saçları kestim. Sen gitgide yaşlanırken ben genç ve güzel kaldım. Ama yüzüğümü 20 yıl taktın. Dün geceye kadar bebeğim. Ne oldu? Ortak görmüş gibisin canım. Ne oluyor? Oğlumuzu korumaya o kadar takmıştın ki ona başının çaresine bakmasını sağlayacak şeyleri veremedin. Şimdi benim vermem lazım. Hatırlamıyor musun? Ölüm bizi ayırana dek. Mezunlar. Kim yaptı bunu? Bilmiyorum. Annemi öldürdüklerinde beni de yaralamışlar. ...12 yaşındayken... Annemle alışverişten eve döndüğümüzde bir baktık ki eşyalarımızın yarısı gitmiş. Mobilyalar, televizyon filan. Hırsız girdi sanmıştım. Girmemiş mi? Babam bizi terk etmiş. Hiç söylemeden. Bir mektup bırakmıştı. Böyle bir hayat istemediğini ve ona engel olduğumuzu yazmıştı. Sen de seni hüsrana uğratan erkeklerle çıkmaya karar verdin. Onun gibi bir şey. Ben de o erkeklerden olabilirdim. Saçmalıyor diyorsundur öyle değil mi? Neden hala buradasın ki? Ne var bende? Bir türlü bırakamadığım güzel bir kitap gibisin. O ender gülüşlerden biriydi. Seni anlaşılmak istediğin gibi anlayan, sana kendine inanmak istediğin gibi inanan ve kendini yansıttığın gibi gören, sana güven veren. Ya da öyle bir şey.
Bütün kızlara Gatsby'den alıntı mı yaparsın? Tabii ki. Gitmem gerek. Mezuniyetten sonra yaz tatili için annemle Avrupa'ya gideceğiz. Ne dersin, bensiz yaşayabilecek misin? Umarım. Well, enough about me and more about you, 'cause that'd be the gentlemanly thing to do. I hope you like your man sweet and polite. Peki bende ne var? Bilmem, açıklaması biraz zor. Sanki bütün dünya siyah beyaz da sen renklisin. Relationships, I don't know why they never work out. They make you cry, but they gotta take it by to you. Lanet olsun. Merhaba. Sistemi iptal ettim. Geceye kadar hiç kimse ya da hiçbir şey kesinlikle girip çıkamaz. Paramı masaya bırakın yeter. Kendi türünü satıyorsun yani. Ne acizlik. Ve? Eliana? Eliana sen misin? Aa, sen miydin? Burada ne işin var? Senin için geldim Will. Olamaz. Bunun için 18 yıl bekledim. Gitmemizin vakti geldi. Nereye gideceğiz ki? Her yere. Onlardan birisin değil mi? Bizden biri. Merhaba, ben Cheryl Winter. Mesaj bırakırsanız sizi ararım. Merhaba anne. Biliyorum, muhtemelen yoldasındır ama acaba törenden sonra buluşsak olur mu diyecektim. Bir çocuk vardı. Ve hayır, Roland değil ama kalmak istiyorum. Bugün mezun oluyorum, inanamıyorum. Oldu, seni seviyorum anne. Hoşça kalın. Bir saldırıdan kurtuldun. Daha ana rahmindeyken. Benim rahmimde. Hayır. Hayır, sen öldün. Nasıl burada olabilirsin? Korkma canım. Başta ben de çok korkmuştum. Ama kontrol edemediğin her şey üstünde güç sahibi olduğunu düşün, tamam mı? Bu olağanüstü. Neden bu kadar bekledin? Seni izliyordum. Hazır olmanı bekliyordum tatlım. Ve mavi ayı. Bu gece çok özel olacak. Dur, dur. Madem sizden biriyim, neden ötekiler beni öldürmeye çalışıyor? Öldürmeye çalışmıyordum. Aramıza almaya çalışıyordum. Yani bu lanet... Lütuf. Hayatın boyunca içimde miydi? Sen buna hayat mı diyorsun? Kitaplarını unut. Teknolojini de. Hayat bu değil. Bunlar seni hayattan uzaklaştıran şeyler. Baban hep seni ilaçlarla,
bastırmaya çalıştı. Ve bir köpek gibi evcilleştirmeye çalıştı. Sana bilgi dediği işe yaramaz şeyler öğretti. Seni yumuşatıp... Adına da medeniyet dedi. Unutman gereken öyle çok şey var ki. O bildiğin hayat artık bitti. Çok düşündüm. Ben siz yaşayabileceğini zannetmiyorum. Will? Bu da kim? Gitmemiz lazım oğlum. Oğlum mu? Will, anlamıyorum. Hani annen ölmüştü? Bak, ben düşündüm ve kesinlikle sensiz yaşayabilirim. Elveda. Ne yani? Seni bir daha görmeyecek miyim? Dur. Ne oluyor burada? Seninle işimiz bitti pisi. Ama ıstırabına son vermeden önce seninle biraz eğlenebiliriz. Tanrım, o gelmeyecek. Birinci ders, Will, sürünün kurtuluşu her şeyden önemlidir. Zaten kimsenin bizi bilmesine izin veremeyiz henüz. Sürprizi bozulur. Dur! Bana bırak. Ben... Lütfen... Bırakın o bize gelsin. Hani beyaz ışık görüyorsun derler ya, yalan. Ya da belki bende yanmamıştır. Ama ölümsüzlüğün cazibesinin niye o kadar güçlü olduğunu gördüm. Yani sen... Canavarım. Gerçek anlamda. Yürü, yürü. Kampüs kapanmadan çıkmalıyız.
Ne yapacağız? Tamam. Bu geceden sonra bu kampüse sadece filmlerimi tanıtmak ve kadınların göğsüne imza atmak için döneceğim. Aa, merhaba. Sizi görmedim. Adım Saçin. Sizse hanımlar beyler, Amerikan sinemasının yeniden doğuşuna şahit olacaksınız. İsimsiz Saçın Dehşet Projesi. Kim var orada? Kusura bakma Saçın ama burada perden kararıyor. Ama tanrım, yok artık. Lütfen güvenlik orada olsun. Güvenlik. Anahtar. Anahtar. Anahtarları nerede? Anahtarları nerede? Telefonlar kesik. Tamam. Okul mezuniyet sonrasına kadar açık kalacak. Demek ki sistemi durduracak bir düğme olmalı. Kampüste birilerinin olma ihtimali var mı? Saçın. 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 Hormonlu kurt adamlar. Ve filmlerindekilerden çok daha ataklı, çevikler. Ormanda saklanmıyorlar, tamam mı? Buradalar. Ve sana inanmadığım için çok özür dilerim dostum. Bak, ne yaparsan yap, insan öldürme, tamam mı? Eğer öldürürsen asla geri dönüşü olmaz. Ben şu an ölmek üzereyim. Tanrım, bu kaseti kim izliyorsa lütfen YouTube'a koysun ve ölümün boşa gitmesin, ne olur. Beni yakaladılar. Ne yapıyorsun? Kendimizi koruyacağız. Tabii kimya dersinde öğrettikleri her şey yalan dolan değilse. Partide sokağa açılan bir kapak vardı. Belki bodrumdan onu tekrar bulup buradan çıkarız. Az önce yaptığın şey için teşekkür ederim. Sen de aynını benim için yapardın. En azından yapacağını düşünmek isterim. Bak, bir şey olursa şunu bil. Seni görmediğimi sanıyorsun ama gördüm. O resimleri çizerken gördüm. İyi olmayan günlerde bile iyi hissetmemi sağladın. Bir şey söyleyebilirdim ama söylemedim. Çünkü hayalindeki halimin gerçektekinden daha güzel olduğunu düşündüm. Onunla ne yapacağız? Kendimizi koruyacağız. Hazır mısın?
gerçek olamaz. Bu kadar insanla ne yapıyorlar? Ne zamandır topluyorlar bunları? Eliana! Fenerim nerede? Fenerim! Merhaba oğlum. Baba? Nedir bu? Ne oluyor? Artık senin işine yarayacak durumda değil oğlum. Sıra bende. Artık bizden birisin. Öldür onu. Öldür! Hayır. Sizden biri olacağıma ölürüm daha iyi. Hayır. Hiçbir şey ve hiç kimse seni tutamaz. Asla bir insanı öldürmem. Ama öldürdüm bile. Roland'ı öldürdüm. Oradaydım. Hayran kaldım. Gerçekten iyiydi. Ama acaba seni öldürmeye çalıştığı için mi yoksa... istediğin bir şey onda olduğu için mi öldürdün? Ve... Ne yaptım ben? Artık seni içgüdülerin yönetiyor. Ayrımcılığa gerek yok. Kontrole, vicdan azabına gerek yok. Evet. Bırak artık. Git buradan hemen. Peki ya sen? Git dedim. Kampüsün açılmasını bensiz bekle. Burada onlarla kalamazsın. Seni ilgilendirmez. Git. Hadi. Kaç küçük kız. Aileye hoş geldin. Önce ne yapmak istersin? Sizi öldürmek. Hepinizi öldürmek. Hani bizi hayvanlardan ayıran o küçücük %2 var ya. O her şeymiş. Ve? Eliana? Eliana! Eliana! Kazanmamışsınız. Will. Uzak dur benden.
Babamı öldürdüler. Beni bu hale getirdiler. Sen onlar gibi evet, değilsin. Evet öyleyim. Seçme şansın var. Hayır yok anlamıyorsun. Senin olduğun her saniye kendimi dizginliyorum. Çünkü seni istedikçe... Yürü. Birini içime sokmaktan her zaman korktum. Belki de aslında kendimi dışarı çıkarmaktan korktum. İstediğini yap bana. Ne? Ne istiyorsan. Hadi. Yap. Hadi. Ne dediğini bilmiyorsun sen. Hadi be. Bırak kendini. Bırak olsun. Emin misin? Evet. Benden uzak dur. Senin gibi olsaydım sana yardım edebileceğimi düşünür mü hiç? Belki de bir takım olabileceğimi. Beni kurtarabileceğini mi sanıyorsun? Onu mu istiyorsun? Benimle olmak istemiyorsan söyle. Hayır öyle demiyorum ama yapamam. Bunu istiyor olamazsın. Ne istediğimi söyleme bana. Neden korkuyorsun bu kadar? Ya da asıl neden korkmuyorsun diye sormalıyım. Herkesin sana ne yapacağını söylediği küçük güvenli dünyanda yaşıyordun ve bir şeyler yapmaya korkuyordun. Sen de ölmekten korkuyorsun. O yüzden şimdilik beni güvenli buluyorsun. Çünkü ilişkimizin yürüme ihtimali sıfır. Seni sevmemi sağla diyorum sana. Daha nasıl bir bağlılık istiyorsun? Bence beni seversen seni sevmeyeceğimden korkuyorsun. Belki de seveceğimden korkuyorsundur. Dene bakalım. Sana zarar vermeyeceğim. Dedim ya. Seçme şansın var. Tekrar öldürmek zorunda değilsin. Benim neslim ilişkileri, bağlanmayı falan düşünmez. Biriyle takılalım yeter. Sanki birlikte olduğumuz kişiyle ilgili çok şey bilirsek... aşkın daha heyecansız olacağına inandırılmışız. Yanlış inandırılmışız. Dikkat dikkat. Will Kidman ve kampüsün yosması müdürün odasına gelebilir mi lütfen? Teşekkür ederim. Hadi şapere gitmeliyiz. Sen benden çıktın oğlum. Gerçek bu. Bunu kabul etmeyi öğrensen iyi olacak. Kokuyu dağıtmalıyız. Direnmenin manası yok. Beni itersen daha sıkı yapışırım. Anneler öyle yapar. Bildiğin dünya tamamen değişecek. 500 yıl önce insanlar dünyayı düz zannediyordu. Bu sabah herkes insanların beslenme zincirinin en tepesinde olduğunu sanıyor. Oğlum, o aşağıdakiler yiyecek değil. Bir ordu. Şu anda hayata geçiyor. Ve bu gece mavi ay doğduğunda dünyayı yepyeni bir çağa taşıyacağız. Roland'ın silahı. Roland'ın silahı.
Oyuk uçlu mermiler. Harika. Argentum nitricum mu? Namı diğer gümüş nitrat. Çok geç olmadan insanları olacaklar konusunda uyarmalıyız. Saçın hazırladığı korsan yayını kullanırız. Bize inanmazlar. İki çocuk şaka yapıyor derler. O yüzden inanmalarını sağlamalıyız. Nasıl? Kurda dönüşeceğim. Buna ihtiyacın olabilir. Geri dönecek kadar güçlü olamazsam diye. Hadi bakın. Seni kaybetmek istemiyorum. Bu ilişkiden ciddi anlamda zarar gördüğümü düşünsen bile istemiyorum. Hey. Mezuniyet vakti. Hey, dinle bak. Güçlü ol, kendini bırakma. Çünkü beni öldürmesi gereken sensin. I will keep the bad things from you. I will love you like no other. I will be dead. Güçlü olmanı istiyorum, tamam mı? Tereddüt etmeyeceksin. Vazgeçmeyeceksin, tamam mı? Bunu yapabilirsin Eliana. Bunu yapabilirsin. Bunu yapacağını biliyorum. Bunu başaracaksın. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum, tamam mı? Maalesef Will, Evrim televizyonda yayınlanmayacak. Sen kimsin ki insanları bize karşı uyarıyorsun? Mezun arkadaşlarım, Yağmur'un moralimizi bozmasına izin vermeyelim. Seni sevmek istiyorum. Gerçekten. İstiyorum. Ama biliyor musun? Sen bunu inanılmaz derecede zorlaştırıyorsun. Kabul ediyoruz. Korkuyoruz. Sürekli olarak bilmediğimiz ne çok şey olduğunu duyuyoruz ama sandığınızdan daha çok bildiğimizi düşünmek istiyorum. Henüz bunlara gerek duymadık o kadar. Bu insanları niye kurtarmak istiyorsun ki? Bu insanlar senin hayatını bunca yıldır cehenneme çevirdi. Senin gibi değilim de ondan. ...18 yıl sonra senin bu kadar sıradan olduğunu görünce hüsrana uğradım. İnan bana. Ben de senin ne kadar sıradan olmadığını görünce. Tabii ki okulu ardımızda bırakırken daha öğrenecek çok şeyimiz vardır ama... ...öğrendim birkaç şeyi sizlerle paylaşayım. Belli ki o kız doğru düşünmeni engelliyor. Ondan kurtulduğum için bana teşekkür etmeyebilirsin ama inan bana, bir gün edeceksin. Asla arkana bakma. Arkanda! Bizi öldürmeyen şey daha güçlü yapar. Her karanlık tünelin sonunda ışık vardır.
bir başkası açılır. Hadi. Eliana! Eliana! Hadi Eliana! Hadi! Hadi buraya kadar geldik! Hadi Eliana, hadi! Hayır! Hayır gitme, gitme! Hayır! Lanet olsun, hayır! Direnmelisin, diren! Hadi! Hadi, direnmelisin. Hadi, kendini bırakma. Eliana, kendini bırakma. Savaşmadan gitmene izin vermeyeceğim. Hadi. Hadi, savaş, savaş Eliana. Gitmene izin vermem. Hadi. Yaşıyorsun. Will Kidman. Will Kidman. Hayır. Eliana Winter. Eliana Winter. Eliana! Eliana! Bayanlar baylar, karşınızda bu yılın mezunları. Aferin Will. Sende tahminimden çok potansiyel var. Yaşıyorsun. Ama nasıl? Aa, canım benim. Benden kurtulmak için küçücük bir ateşten daha fazlası gerekiyor. Zalim dünya. Ve zalim bir dünyadaki tek ders her koyun kendi bacağından asılır. Anlamıyor musun? Bu çatışmayı kazansan bile savaşı kaybedeceksin. Dışarıda aynı bizimki gibi binlerce ordu var. Niye karşı koyasın? Yapabileceğin hiçbir şey yok. Kabullenmesi zor, bunu biliyorum. Sen de bunu kabullen. Sen alfasın. Aynen öyleyim. Şimdi de 18 yıl önce yapmam gerekeni yapacağım. Seni aldıracağım. Neden? Oğlun sevgilisini annesinden daha çok sevdi diye mi? Ne o? Kıskandın mı? Çok insanmışsın o zaman. Thank you.
ızdırabına son ver. Eliana, orada bir yerdesin. Çok zor. Neler hissettiğini biliyorum. Geri dönemezsen öldür beni. Çünkü buradan birlikte çıkamayacaksak çıkmam. Ama bir seçme şansın var. Bunu biliyorsun değil mi? Hadi. Düşündüğünden daha güçlüsün. For dancing, but I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it. Çoğumuzun ölümsüz hayatı ya da bitmeyen aşkı yaşamak gibi bir seçeneği olmuyor. Hayatlarımız ve aşklarımız acı verici derecede ölümlü. Ama belki de böyle olması gerekiyordur. Çünkü insan olmanın en çok acı çektiğimiz kısımları aslında bizi biz yapan şeyler. Çok az olduğu için zamanın kıymetini biliyoruz. Hassasiyetimiz yüzünden duyarlıyız. Bağlılığımız yüzünden merhametliyiz. Hepimiz canavar olabiliriz. İnsanlığımızı göz ardı edince en canavar halimize bürünüyoruz. Öğretmenlerimiz ve anne babalarımız Batı medeniyetinin çöküşüne tanık olduğumuzu söyler. Tabii zor bir dönemdeyiz.
Ama rutine, korkuya ya da trajediye kendimizi kaptırdığımızda her zaman geri dönüş yolunu buluruz bence. Sadece birbirimize karşı yükümlülüklerimizi, birbirimizle ilişkilerimizi hatırlamalıyız. Bunlar sırf günlerimizi doldurmak için değil, hayatımızı kurtarmak için var. Bunlar uğruna savaşmaya değer. Yepyeni bir dünya. Gelecek burada başlıyor. Hiçbir şeyden haberiniz yok sizin. Baksana, bu gerçek mi sence? Çünkü beni öldürmesi gereken sensin. Ha yok canım, bir filmin tanıtımı filandır kesin. Şimdi doğduktan 18 yıl sonra sizi canavarların gerçek olduğuna ikna etmeye geldi. Aramızda yaşadıklarına. İçimizde. Umarım bir gün kim olduğumu anlarsın. Ve ne yapmaya çalıştığımı da. O yüzden lütfen dinleyin. Ne kadar gümüş ve yakılacak şey varsa toplayın. Ve bizi öldürün. Çok geç olmadan. Haber kanalları ve yetkililer kurt adam haberleriyle yıkılıyor. Evet, dört kıtada kurt adam görenler var. Yetkililer durumu değerlendirirken haftan bir sonraki emre kadar evlerinde kalmaları isteniyor. İnsanlar panik halinde gümüş ve silah topluyor. Dünya çapında ordular harekete geçiriliyor. Saldırılar yüzlerce kurban verilmesine rağmen... Şimdi bize inanıyor musunuz? Baby, it's my favorite revolution.